Pedagogu çağırmıştım, o gelmiştir. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Kırmayıp hemen geldiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Buyurun. Evet, olmasından korktuğumuz şey olmuş maalesef. Yüzümüze bile bakmıyor. Nasıl yaklaşacağımızı, nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. En çok da bana tepkili. Kayra'nın güveni kırıldı. Şu an kime güveneceğini bilmiyor. Her şeyden önce o güveni yeniden inşa etmeliyiz. Tamam, yapalım. Ben kızımı alıp tatile götüreyim. Her şeyden uzaklaşalım. Ne bileyim, en sevdiği şeyleri yapalım. Necat Bey, önce sizin biraz soğukkanlı olmanız gerekiyor. Ben sizin endişelerinizi anlıyorum ama Kayra'nın hayatının bir an önce normalleşmesi lazım. O yüzden lütfen rutinini bozmayın. Kayra yine okula gitsin. Yine arkadaşlarıyla oynasın. Günlük hayatında ne yapıyorsa yapmaya devam etsin. Peki ben ne yapabilirim? Yani aslında ikinizin de yapması gereken şey Kayra'ya olduğu gibi tüm gerçekleri anlatmak. Yani siz neden ona yalan söylediniz? Neden böyle bir oyuna girmek istediniz? Ama burada en önemli şey zamanlı mı? Öyle her şeyi birdenbire değil. Sırayla. En doğru zamanda. Onun anlayabileceği şekilde anlatın. Kayra'nın güven duyduğu babasına, size hala güvenebileceğini anlaması lazım. Başta tepki gösterse de ki bu olabilir. O zaman siz biraz anlayışlı olun. Ya da dinlemek istemezse durun, sonra tekrar deneyin. Tabii ki. Biz önce bunu halledelim. Sonra ben size bir randevu daha ayarlayayım. Tamam mı? Gerçekten çok teşekkür ederiz. O zaman ben müsaadenizi istiyorum artık. Tabii. Ayağınıza sağlık. Ben sizi geçireyim. Şöyle buyurun. Kızım. Bize biraz bakabilir misin? Seninle konuşmak istiyoruz. Tamam, bakmak istemiyorsan böyle konuşuruz. Ama lütfen bizi dinle, olur mu? Çünkü sana her şeyi anlatmamız lazım. Değil mi Suna? Evet, bir tane. Oğlum, senden çok özür dileriz. Neden böyle bir oyun oynadığımızı sana anlatmak için doğru zamanı beklerken sen her şeyi kendin öğrendin. İnan, bu şekilde öğrenmeni ikimiz de istemezdik. Sen annen gelmiyor diye çok üzülüyordun. O sabah Suna'yı görüp annen zannedince ben sana o senin annen değil diyemedim. Çünkü daha fazla üzülmene kalbim dayanmazdı. Suna geldikten sonra seni hiç olmadığı kadar mutlu gördüm. O yüzden de bu oyunu devam ettirmek zorunda kaldım. Ben de bu oyuna başlamak istememiştim. Ama seni tanıyınca, ne kadar harika bir çocuk olduğunu görünce kıyamadım. Üzülmeni istemedim. Sen şimdi bana anne demek istemeyebilirsin. Ama inan, ben seni hep kendi çocuğum gibi sevdim. Git buradan. Balarım, yapma böyle. Git dedim. Sen benim gerçek annem değilsin. Sakin ol kızım. Git. Ben gerçek annemi istiyorum. Yalancı anne istemiyorum. Tamam bari, yapma böyle, ne olur. Bırak. Nefret ediyorum senden. Ben gerçek annemi istiyorum. Afrika'ya gidiyorum.
gideceğim. Onun yanına gideceğim. Kızım. Girdin, nefret ediyorum senden. Yalancı olma. Nefret ediyorum senden. Git. Kızım. Yalancı istemiyorum. Kayra yapma böyle, ne olur. Git. Kayra. Git. Ayrı gitsinler söyle. Tamam, tamam. Tamam, sakin ol. Tamam, tamam, tamam. Ağlam. Tamam, tamam, ağlam. Tamam, tamam, tamam. Necat, ben gideyim. Yapma Allah aşkına. Yanımda kal. Benim gitmem lazım. Bana çok kızgın. Bana da kızgın. Ama sen onun babasısın. Ne bileyim, belki ben gidersem sana yumuşar. Ama şu an en son istediği kişi benim. Şu an neticemi bilmiyorum. Bir şey demene gerek yok. Yani doğrusu bu.